Merhaba, bu videonun konusu anket ve ölçeklerden elde ettiğimiz verileri Excel'e aktarmaktan oluşacak. Herkesin rahatlıkla anlayacağı dilden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle katılımcılardan elde ettiğimiz verileri neden direkt olarak SPSS'e girmiyoruz, neden Excel'e kodluyoruz sorusuna yanıt vermek istiyorum. Bunun nedeni verilerimizi güvene almaktır. Excel'e verilere girip bir kopyası da kaydederiz. Olur da SPSS'te sorun yaşarsak tekrar Excel'deki verilerden yararlanabilmemiz için önce Excel'e kodlama işlemini yapıyoruz. Evet şu an görmüş olduğunuz formu Excel'e kodlayacağız. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığına ilişkin farkındalık düzeylerin incelenmesi başlıklı bu form iki bölümden oluşmakta. 1. Bölüm Demografik Bilgiler 2. Bölüm Ölçeğin Sorularından Oluşmakta Şimdi de yan tarafta boş Excel dosyası açalım ve ilk bölümdeki soruları birinci satıra girmeye başlayalım. Soruları girerken anlayacağınız şekilde kısaltmalar yapabilirsiniz. Ben genellikle böyle girerim. İlk bölümü tamamladıktan sonra kafa karışıklığı olmaması için sarı renk verelim. Ardından da ikinci bölüme geçelim. Ölçek 15 maddeli sorudan oluştuğu için soruları madde 1, madde 2 şekilde sıralamalı girdim. Ölçek maddelerine yeşil renk verelim. İkinci bölümü de tamamladığımıza göre Excel'in bu sayfasına veriler adını verelim. Bu sayfayı kopyalayıp yeni sayfa oluşturuyoruz. Kopyaladığımızı yapıştıralım yeni sayfaya kodlamalar adını verelim. Atından da anlaşıldığı gibi bu sayfaya yanıtları kodlayacağız. Dosyayı birine attığımızda veya kendimiz baktığımızda ne anlama geldiği belli olur. Kodlamaları 1, 2, 3 şeklinde rakamlarla yapacağız. Örneğin 1 eşittir kadın, 2 eşittir erkek şeklinde tüm sorulara verilecek yanıtları kodlayalım. Yaş, boy, kiloyu şimdilik kodlamaya gerek yok. Şimdi de ölçek yanıtlarını kodlayalım. Tüm yanıtlar aynı olduğu için tek tek yazmaya gerek yok. Kopyala yapıştır yapalım. Evet, kodlamalar da tamamlandığına göre veriler sayfasına geçerek sağ taraftaki formları girmeye başlayabiliriz. Forma verilen yanıtı girerken kodladığımız gibi gireceğiz ne diye kodladığımızı unuttuysak yan sayfaya bakıp tekrar kodlamaya devam edebiliriz. Birinci formu bitirdik. Şimdi de ikinci formu girelim. Bu şekilde elimizde ne kadar form varsa hepsini girelim. Ben arka planda formlarımı girdim. Toplam 352 form varmış bende. Tüm formları girdiğimize göre Excel dosyasını kaydedebiliriz. Bundan sonraki aşama Verileri SPSS'e aktarmak olacak. SPSS'e verileri aktarırken dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar olduğu için konuyu sonraki videoda ele alacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.